Bayana ölüm büyüleri yapılmıştı. Yakınına girdiğim zaman kadının evinin üstünde kabilelerin cirit attığını, etrafında dönüyorlar simsiyah adamlar. Evin için cinlerden geçilmiyor, dolu. Midede lanet yemek borusunu tutuyor. O büyüyü tutuyor. Çıkmaması için elinden geleni yapıyor. 6 saat boyunca artık terler aktı. Ne yapacağımı şaşırdım. En son ya Rabbi dedim, yapamıyorum. Yani artık kaldıramıyorum. Herkese merhabalar. Mehmet Karakoç'un YouTube kanalında hocamız Mehmet Karakoç'la güzel bir söyleşi gerçekleştirmek için buluştuk. Sizler için çok güzel sorular hazırladım. Eğer kendisi de hazırsa bu soruları kendisine yöneltmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım hocam. Evet, başlayalım. Musallat sebebiyle sizden danışmanlık alan birisi temizlendikten sonra yine sanki musallat durumu devam ediyormuş gibi bir takım musallat belirtileri içerisinde bulabiliyor kendisi. Sizce bunun sebebi ve nedeni nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan işlem gördükten sonra, yani musallattan, büyüden kurtulduktan sonra kendisinde bir musallatın olduğundan şüphelendiği zaman bu kişilerde bu sorun oluşuyor genellikle. Ne kadar ağır bir musallat olursa olsun, ne kadar ağır bir büyüye maruz kalmış olursa olsun, kişi işlem gördükten sonra ondan kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın izniyle kurtuluyor. Sadece depresyon, ağır bir depresyon hastaları olduğu zaman, epilepsi veya SARA hastalığına maruz kalmışsa, duygu bozukluğu kişide varsa, şizofreni hastalığına yakalanmışsa, bu kişiler temizlense bile temizlenmediğini hissedebilir. Çünkü neden? Depresyon hastalığı çok ağır bir hastalık. Çünkü ben bakım yaptığım zaman kişide söylüyorum, sende şizofreni hastalığı var. Hafif bir musallat var veya büyü var, hafiftir. Ama sende şizofreni hastalığı olduğundan dolayı ben bunu temizlesem bile sen bunu anlamayabilirsin. Veya depresyon hastası. Kardeşim sen %50 hocalıksın, %50 doktorluksun. Çünkü depresyon hastalığı var. Ben sana bu işlemi yapsam bile, sendeki bu laneti alsam bile depresyon hastalığı seni iyi olmadığını sana hissettirebilir. Çünkü bu hastalık var sende. Veya şizofreni hastalığı, ağır bir hastalık. Devamlı sesler duyar. Duvarların üstüne geldiğini hissedebilir. Hiç ses kesilmez. Birilerinin kendisi hakkında konuştuğunu zanneder devamlı. Peki musallata uzun süre maruz kalan birisi çakraları açılır mı hocam? Çakraları açılır ama temizlendikten sonra kapanır. Hissiyat olarak açık kalabilir kişinin hissiyatı. Ne kadar yani, süreyle? Yani kişilerde bu hastalık varsa temizlense bile beyin olarak iyi olamaz. Çünkü bu hastalıktan kurtulması lazım. Ama kişi sadece musallatlıysa ne kadar ağır olursa olsun anadan doğmuş gibi tertemiz olur, biter. Bir saat içinde, 40 dakika içinde. Bu tür vakalarla çok karşılaşıyor musunuz hocam? Devamlı, her gün. Her gün karşılaşıyorum ve kişiyi gördüğüm zaman kişide şizofreni hastalığı mı var? Depresyon hastalığı mı var? Duygu bozukluğu mu var? Epilepsi sarı hastalığı mı var? Bunları görüyorum ve söylüyorum kişiye. Veya büyü mü var? Ağır musallat mı var? Hepsinin kapsamlı bir şekilde bakıp kişiye söylüyorum. Varsa var, yoksa yok. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de çocuklara musallat gelir mi hocam? Şimdi çocuklar günahsızdır. Onları Allah Yüce Rabbimiz bizzat melekler koruyor. Onların daha amel defteri açılmamış. Çünkü çocuk daha sabi, günahsız. Onlar ergenlik çağına kadar asla ve asla onlara musallat olmazlar. Bir şartla. Anne babaya ağır bir büyü, ağır bir musallat gelmişse onlardan dolayı çocuk sıkıntı yaşayabilir. Görüntü görebilir. Gördüğü görüntü sebebiyle çocuk tek oradan bir sıkıntı olur. Çocuğun içine giremez ama. Evet. Yani yasak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Asla ve asla. Peki kaç yaşından sonra riskli gruba dahil oluyor? Yani kızlar 9 yaşından sonra ergenlik çağına giriyor. Erkekler ise 12 ile 15 arasında ergenlik çağına giriyor. Yani ergenlik çağından sonra diyelim. Ergenlik çağından sonra musallat kapabilirler. Peki hocam, manevi sıkıntı yaşayan birisi bu ilim dışında başka bir yerden şifa bulabilir mi? Nasıl bulacak? Şimdi sen fiziki olarak hastasın. Nereye gideceksin?
Doktora gideceksin. Doktor dışında başka bir yere gidebilir misin? Gidemezsin. Niye? Çünkü Allah tıp ilmini göndermiş. Fiziki olarak bir sıkıntın oldu mu doktora gitmek zorundasın. Bu işte böyle. Cin musallatı, büyü, nazar, bu tür şeyler insana geldiği zaman havas ilmine başvurmak zorundadır. Havas ilmine başvurmadan kesinlikle ve kesinlikle farklı bir yollarla bunlardan kurtulamazsın. Yok öyle bir şey. Peki hocam, musallat temizleme seanslarınızda neden sirke içiriyorsunuz? Neden sirke içiriyorum? Hadis-i şerifte var, sirke şifadır. Bir, benim içirmem sebebim yedirilmiş büyüler oluyor midede. Bazen okuyarak o büyünün geç çıktığını görüyordum. Geç kusuyor adam, kusamıyor veya çıkaramıyor. Çünkü neden? Midede lanet yemek borusunu tutuyor, o büyüyü tutuyor. Çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Bizim işimizi de zorlaştırıyor. İlk ne yapıyoruz? Vefkli büyü bozacak cinlere zehir, yani zehir anlamına geliyor. Nasıl ki bir su insan içtiği zaman zehirli bir suyu insan zarar görür. Dualı bir suyu içtiği zaman insan, büyüye maruz kalmış olan kişiler, aynı şekilde cinlere bir zehir gibidir o su. Ve zarar görürler. Ondan sonra arkasına sirkeyi gönderiyorum. Aşağı sirke indiği zaman cin büyüyü bırakıyor, tutamıyor, sersemleşiyor. Sersemlediği anda kişi içindeki büyü mideden çıkıyor. Daha da ifritse, zorluyorsa içeride, ben de ne yapıyorum? Kişinin az bir parmak at boğazına ki yol açılsın. Biraz zorla ki yol açılsın ki o çıksın. O çıktıktan sonra kişi biraz rahatlansın ki işlemimizi daha kolay, daha rahat yapabilelim diye bu yöntemi kullanıyorum. Ve bu yöntem de asla vazgeçmem. Çünkü çok güzel bir yöntem, çok güzel bir şey. Çünkü insanlar fayda görüyor bu yöntemden. Daha hızlanıyor işlem. 2 saate bitecek işlem 40 dakikada bitiyor. Evet, genellikle 30 dakika, 40 dakika gibi tabii, süreler içerisinde temizleme işlemi yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde bitiyor işlem. Daha kolay oluyor hem onun için hem benim için. Peki unutamadığınız bir vaka var mı hocam? Unutamadığım vaka belki binlerce. Ama bir tanesini anlatabilirim. Kayseri'den bir bayan, 2 çocuğu vardı. Bayana ölüm büyüleri yapılmıştı. Ölüm büyüleri, en ağır, yani cinler içinde en ağır büyüleri bayana yapmışlardı. Hem ölüm büyüsü hem kadını kocasından ayırtmak için en ağır ifridi kadına, yani bir padişah cini kadına aşık ettirmişlerdi. O padişah cini almak gerçekten çok zor, öyle kolay bir şey değil. İlim ister buna. Beni aradığı zaman görüntüde baktığım gibi kadın orada dellenmeye başladı. Kadının kafasının üzerinde boynuz kafalı var. Dananın kafası kadar boynuz kafalı bir yaratık var. Ve kadın beni gördüğü zaman, benim üstümdeki hükmü, üzerimdeki görevlileri gördüğü zaman dayanamadı o görüntüye ve çıldırmaya başladı. Dedim geliyorum. İstanbul'dan çekip Kayseri'ye gittim. Evinin yakınına girdiğim zaman kadının evinin üstünde kabilelerin cirit attığını gördüm. Kadının etrafında dönüyorlar simsiyah adamlar, yılan. Evin için cinlerden geçilmiyor, dolu. İçeri girdiğim zaman hepsi kadının etrafında toplandı. Kadının beynini ele geçirdiler. Bana teslim olmaması için kadının beynine girdiler. Ve işlem sırasında suyun içine gereken davetleri kurduktan sonra, tuzun içine gerekli okumalarımı yaptıktan sonra, gereken tılsımatımı da kadının üzerine atarak daveti kurup en ağır görevlileri davet ettikten sonra kadının midesinden yılanların oturduğunu gördüm. Yani içine yılan girmiş, yılan suretinde. Ve bu beni 6 saat boyunca uğraştırdı ve bir alan açıldı orada suyun içinde. Aynaya da gereken daveti kurdum. Aynanın içinde 20 yıl önce kadına sabun büyüsü ve belli pis hayvan bağırsaklarıyla yapılmış ve mezarlığa gömülmüş büyülerin olduğu ortaya çıktı. Ve padişah cin asla ve asla pes edecek bir padişah değil. Yani ne yapıyorum, ne ediyorum, kadını ondan kurtaramıyorum. Çünkü kadın devamlı onu istiyorum diyor. Kadın bana teslim olmuyor.
En son o padişah aynanın içine girdiği zaman kadın bayıldı. Ve orayı çembere aldırdım. Çembere aldırdıktan sonra o orada çemberin içinde durabildi. Çemberin içinden çıkamadı. Orada onu bağladığım için kadına işlem yaptım. Ama kadına kaç tane kabile musallat olmuş. Birini temizliyorum, öbürü geliyor. Öbürünü temizliyorum, öbürü geliyor. 6 saat boyunca artık terler aktı. Ne yapacağımı şaşırdım. En son ya Rabbi dedim, yapamıyorum. Yani artık kaldıramıyorum diye yardım et, içimden yalvarıyordum. Ve ondan sonra Mührü Süleyman'ın içinden belli ruhanilerin çıkıp, belli görevli ruhani meleklerin ışık hızında gelip oradaki o sıkıntıyı bir anda yok etmeleri, benim üstümden çok büyük bir yükün aldıklarını hissettim ve gördüm. O kadının orada ölümle karşı karşıya geldim. Yani bu kadının kurtarmak için elimden geleni yaptım. Bir tek orada zorlandım. Çünkü yılanların bir yerden, köpeklerin bir yerden, tavandan cesetlerin bir yerden yağdığını... Size de saldırı oluyor muydu hocam? Bana, çemberin içinde olduğum için bana saldırı olmuyordu. Bir tek orada çok zorlandım. Bir de çok zorlandığım bir konuda bir avukata bir büyü yapılmıştı. Avukat, sağlam bir avukat, büyük bir dava almış. Karşı taraf da avukatın kazanmasını istemiyor. Çünkü kazanırsa sıkıntı olacak karşı tarafa. Karşı taraf da plan proje yapıyor. Biz bunu nasıl durdurabiliriz diye. Avukata ölüm büyülerini yapıyorlar. En ağır kabala ve kara büyülerini yapıyorlar. Yaptıktan sonra avukatın bedenini cinler ele geçiriyor. Ele geçirdikten sonra davaya giriyor. Beyni donuk bir şekilde konuşuyor ama ne dediğini bilmiyor. Eve geliyor, karısıyla konuşmuyor. Yattığı zaman bağırarak uyanıyor. Ve onu farklı bir alemlere götürüyorlardı. Karısı eşinde bir anormalliğin olduğunu görür. Ve arkadaşlarına söyler. Arkadaşları da tavsiye üzeri bize ulaşırlar. Ve ondan sonra bakımda bana gösterdiği zaman aynanın karşısına aldım. Aynanın karşısına aldıktan sonra orada kendine geldi. Ve karşısındaki lanetleri gördü. Ve orada bağırmaya başladı. Dayanamadı o görüntüye. Karısı ağlamaya başladı. Hocam bu nedir? Neyin nesidir? Biz neye maruz kalmışız? İşin içerisini bildiğim için kişiye söyleyemedim. Dedim ölüm büyüsü var dedim. Kim yapar bize dedi, yani kim bizden neyi istiyor diye ağlayarak bunları söyledi. Ondan sonra gittim, davetimi kurdum. Daveti kurduktan sonra alanım değişti orada. Avukat, evet beden olarak avukat ama ruhen musallat, ruhen ifritli. En ağır ifritler ele almış onu. Kendi karanlık alemlerine çekmişler ruhen onu. Ve manevi olarak o alana geçerek onu... O lanetlerin elinden kurtarmak için elimden geleni yaptım. Eğer o kişi bize ulaşmamış olsaydı, onu kurtarmamış olsaydım, o cinler içinde, o alemde Allah korusun öyle kalacaktı ve beden Leyla gibi dünyada gezecekti. Ve bu tür vakalarla karşılaştım ve bu vakalar beni son derece çok sıkıntıya soktular. Evet, bedenen sokmadılar ama manevi olarak beni sıkıntıya soktular. Alana kadar canım çıktı. Az önce 20 yıllık bir büyü dediniz. Bir kişiye büyü yapıldığında kaç yıl geçerse geçsin, o büyü ve musallat devam mı ediyor? Hafif bir musallat olursa hafif. Zaman içerisinde etkisini kaybedebilir. Ama ağır büyülerse bunlar etkisini kaybetmez. Bunlar bozulana kadar devam eder. Nesilden nesile gider. Yani kişi ölse bile mezara gelir... Kabrini, kefenini yakmaya dahi gelebilecek cinler vardır. Peki hocam, insanların çoğu size ulaşmanın zor olduğunu düşünüyor. Gerçekten bu böyle mi? Bana ulaşmak kolay. Şimdi insanlar bir kere aradı, iki kere aradı diye ulaşmadıkları zaman şikayetleniyorlar. Çok kolay. Arasınlar, ulaşmadılar mı? WhatsApp'ı mesaj atsınlar. İlk ben... size mi ulaşmış oluyorlar? Hayır, bana ulaşamazlar. Sekretere ulaşacaklar. Oradan bakım randevusunu alacaklar. Bakım randevusunu aldıktan sonra gün veriliyor. O gün bana bağlanıyor. Görüntülü bir şekilde bakımını yapıyorum. Tespit ettiysen bir şey, ikinci randevusunu, temizleme randevusunu alıp bana bağlanıp o şekilde
üstündeki belayı alıyorum. Kişi mesajını atıyor WhatsApp'a, eğer normal arayıp ulaşmadıysa WhatsApp'a mesajını atıyor. Attıktan sonra yarım saat, bir saat içinde kendisine dönüş yapılır. Dönüş yapıldıktan sonra bakım randevusunu alsın. Aldıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bana bağlanır. Bakımlarınızı ve temizleme işlemlerini uzaktan gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye'nin veya dünyanın neresinde olursa olsun bu hizmeti sağlayabileceğinizi söylüyorsunuz. Evet. Yakın veya uzak olmasa herhangi bir şey fark ettiriyor mu? Şimdi tabii ki de fark eder. Yakın veya uzak fark eder. Bunu bakımda tespit ediyorum. Evet, bu kişi görüntülü uzaktan temizlenir. Veya bu kişi görüntülü temizlenmez, yanına gitmem gerekir. O bakımda belli olur, ona göre davranıyorum. Çünkü uzaktan da niye temizleyebiliyorum? Çünkü bu ruhaniler ışık hızındalar. Dünyayı 3 saniyede 7 kere dolaşabilecek bir kabiliyete sahiptirler. Onun için sıkıntı yok. Belli ruhaniye emir verdikten sonra gider kabilesiyle beraber veya bir iki tane yetkili bir ruhaniyi gönderir. Gereken Müslüman ruhaniler girer, okumasını yapar ve o gereken ruhaniler de onun üstündeki laneti çekip alırlar. Ben de gereken yönlendirmeyi yapar, izlerim. Ve üstündeki laneti o şekilde alırım uzaktan. Size başvurarak musallattan kurtulmuş birisi yeniden musallata uğrayabilir mi? Şimdi hastalık gibi düşün, tıp gibi düşün. İnsan hastalandı, gider tedavi olur. Bir daha hastalanmayacak bir kaide yok. İnsan tedavisi ne olur? Hastalandı mı bir daha gidecek. Bu böyledir. İnsan musallata, büyüye maruz kaldı mı temizlenecek. Allah korusun. Allah etmesin bir de olursa bir daha başvuracak. Bu şekildedir. Yani sen namazını kılarsın, içkiden, pislik şeylerden uzak durursun, madde kullanmazsın, hayatını düzgün bir şekilde yaşarsan biraz zor gelir. Ama birisi gelip sana büyü yaparsa, o da Allah izin verirse gelir. Allah izin vermediği sürece asla ve asla gelmezler. Her bir cinin üzerinde bir melek vardır. O melekler elinde bir topuz vardır. O cin bir insana musallat olduğu zaman o melek o topuzla o cinin kafasını geçirir insana musallat olmasın diye. Ama musallat oluyorsa Yüce Rabbimiz imtihan gereği musallatın olmasına izin veriyor. Çünkü imtihan dünyasında yaşıyoruz. Ayette dediği gibi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Elbette muhakkak yemin olsun sizi bir şeyle imtihan edeceğim. Bir şeyle minel havfi, korku ile. Cinler insana musallat olduğu zaman insan korkar. Korku girer insana. Ne yapacağını şaşırır. Ya Rabbi niye bana bu musallat ettin diye söylenmeye başlar. Halbuki imtihan. Büyü de bir imtihan mıdır hocam? Kesinlikle imtihandır. Biz imtihan dünyasında yaşıyoruz. İmtihan olmasa Yüce Rabbimiz izin vermez. Bizi imtihan etti. Acaba şükür mü edeceksin yoksa küfür mü edeceksin, nankörlük mü edeceksin? Tabii bunun şifasını da arayacağız. Tabii ki de. وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz لَاَزِدَنَّكُمْ Elbette artıracağım nimetimi üstünüzde. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, nankörlük ederseniz verdiğim imtihanlara karşı, verdiğim nimetlere karşı اِنَّ عَذَابِ لَشَدِدْ Elbette azabım çok şiddetlidir buyuruyor. Musallatlı bir kişi sadece rukiye çalışmalarıyla musallat temizlenebilir mi? Şimdi, ya da bunu herkes okuyabilir mi? Şimdi sadece rukiye ile ben de rukiye okuyorum. Rukiye ayeti yapıyorum. Rukiyesiz işlem olmaz. Kesinlikle. Sadece cinlerle hiçbir şey yapamazsın. Sadece ruhanilerle hiçbir şey yapamazsın Kur'an olmaksızın. Ama hiçbir ruhaniyle irtibatın yok. Hava silmini bilmiyorsun. Hava silmini almamışsın. Sadece rukiye ayeti okuyorsun. Olmaz. Bu buna benzer. Düşmanı görmüyorsun. Tüfeği almışsın eline. Kafana göre mermiyi fırlatıyorsun. Halbuki düşman koltuğun üstünde oturuyor. Sana gülüyor. Olmaz. Bir insan, bazı hocalar rukiye yapıyor. Bakıyor ki iblis veya o cinli şeytan koltukta ayakları dikmiş gülüyor. Bu mu beni alacak diye onunla dalga geçiyor. Görmüyor ki orada. Ama hava silmesine sahip olsaydı, emrinde ruhaniler olsaydı, o ruhaniler onu o koltuktan alır paramparça ederdi. Öyle gülemezdi, dalga geçemezdi. Çünkü o cin biliyor bunun ilmi bilmediğini. Hava silmesinden bir haber olduğunu. Havas ilimsiz olmaz. Bu ilim tüfektir.
Kur'an mermidir. Mermisiz tüfek olmaz, tüfeksiz mermi de olmaz. İkisi birbirini tamamlaması lazım. Bu ilimde olmayan birisi rukye okuması zararlı mıdır? Böyle düşün. Yetkisiz birisi doktorluk yapmaya çalışıyor. Sen ne yaparsın ona? Hastaya zarar verirsin. Devlet sana demez mi sen ne yapıyorsun? Ve sana ceza verir, sıkıntı verir, değil mi? Evet. Bu alanda böyle. İzinsiz birisini okumaya kalktığın zaman cinler gelip sana sıkıntı verir. Senin ailene sıkıntı verir. Dayanamazsın bu sıkıntıya. Çünkü niye? İzinsiz yapıyor bu işi. Onun için havas ilimsiz, musallat alınmaz. Boşuna kendinizi yormayın derim. Peki son olarak göz perdesi nasıl açılır hocam? Şartları nelerdir? Bununla ilgili de birkaç cümle alalım. Göz perdesi 3 şekildir. 3 şartı var. 1. Ya Allah vergisi olacak. 2. Ya şeytanın safına geçeceksin. Şeytanın dediklerini yaparak ona bedellerini vererek açtırırsın. Ama sonu felakettir. 3. Rahmani yoldan açacaksın. O da belirli riyazetleri, okumaları 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 yıl kaç sene süreceğini Allah bilir. Yaparsın Rahmani olarak. Mesela niyet ettim göz perdemi açmaya deyip Cin suresini 1000 defa okudun. Ve 1 yıl mı artık 2 yıl mı sürer Allah bilir onu. Fatiha, ayet-el kürsü hepsi o niyetle okuyabilirsin. Ama izinli bir şekilde, icazetli bir şekilde yapacaksın. Ne zaman açılır Allah bilir. Ne zaman izin verirse o zaman açılır. Çünkü göz perdesi çok farklıdır. Evet, insan hüddem hocası olabilir. Bütün cinlere hükmedebilir. Belli cinlere hükmedebilir. Musallat alabilir, büyüleri bozabilir. Ama göz perdesi bambaşka bir alan. Bambaşka bir şey. Adamın kalbi hazır değil. Kalbi hazır olmadan sen nasıl cinleri göreceksin? Görürsen zaten sen gidersin. Kalbin buna müsait mi değil mi? Bedenin buna müsait mi? Beynin buna müsait mi? Onları görebilecek bir beyne sahip misin? Ama sen direkt ruhani gördün mü? Onun öyle bir voltu, bir elektrik voltu var ki sana vurduğu zaman yani dilini yutarsın. Aklını yitirebilirsin. Bu tehlikeler var. Onun için zikirle çalışa çalışa haramlardan uzak durmak şartıyla Rahmani olarak olması için o zaman bu açılabilir Rabbimizin izin vermesiyle. Öyle göz perdesi kolay değil. Ben cinleri görüyorum ediyorum diyerek öyle basit değil yani cinleri görmek. Hocam sorulara cevap verdiğiniz için, içten bir şekilde cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah bu programın da devamı gelecek ve Mehmet Karakoç'a sizlerin de merak ettiğiniz farklı soruları sormaya devam edeceğim. Elimden geldiğince farklı sorularla karşınızda olmaya çalışacağım. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Başka bir programda yine Mehmet Karakoç'un YouTube kanalında tekrar görüşmek üzere.